PVC olan yerlerimiz var. Mum köşe çıtaları koyacağımız yerler var. Raflarda mum şeyler kullanacağız. Köşe çıtaları kullanacağız. Yani bittiğinde çok güzel bir şey çıkacak. İnşallah bitiminde de göreceğiz. Kompozit malzeme olduğu için çok rahat kesebiliyoruz yani. Bunun maşallah var, arabada hiç çürük yok ya. Camlarken cam kenarında falan yok değil mi çürükler? Yok. Yaptıklarımız Adnan Ustam geldi. Su depolarına başladık. Burada biraz daha konuşlandırmasını göreceksiniz. 2x200'lük su deposu olacak. Buradan mutfağımız gelecek. Mutfak giderlerimiz buradan verilecek. İptal ettiğimiz yakıt mazot tankına. Buraya birazdan bekliyoruz kargosunu. İnşallah gelecek. Duş hazır modül takımımız var. Onun da altyapısını şu anda hazırlıyoruz. Litre olan atık su tankı, tuvaletin 65 litre olan yer sivili lavabonun. Asanatörlerde şuradan çıkış yapılacak, buraya konulacak, buradan bağlantı yapılacak. Efendim evet geldi, şimdi duş ünitemizi geldi. Şu anda dolu mağazanı var da, dolu mağazalarıyla beraber şeye devam edeceğiz. Yarın duş teknesinin macunu var. Ondan sonra boyası var. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Bunu da yapım aşamalarını bize yollayacaklar. Şu anda gece şartlarında durmayan bir yağmur eşliğinde bu şekilde çalışıyoruz. Ben şimdi çalışmıyorum. Dur sen. Burada iki tane saat çıktı burada. Arkadaşlar burada neydi diyoruz? Bugün evet 17 Aralık Cuma. Bu benim sigarayı bırakmaya kararı verdiği tam 11 yıl olmuş. 17. Gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Neyi deniyorsun Adnan Usta? Duş gideri mi o? Lavaboyla duşun gideri. Bu da büyük olan tuvalet gideri. Evet. Tamam. Burada gördüğünüz üzere depolarımız duruyor. Depolarımızın altından verdik bütün giderleri. Bu giderleri altından vermemizin sebebi de şu, sonuna kadar suyu boşaltabilsin diye. Depodun valalar da buradan içeri girecek. Aşağıda bir T ile birleşip arkasından hidrofora giriş yapacak. Burada görüyorsunuz duş modülümüz zaten burada boyanacak olan. Ve efendim söyleyeyim başka ne kaldı? Buradan zaten lavabo giderimizi geçirdik. Işıktan çok fazla belli olmasa bile. Ama teknoloji şu anda yaştan şey, bayram geri. Öyle böyle değil yani. Adnan Usta ne yaptın? Dağıttın ortalığı be. Yarın beynin kafası gelecek. Arkadaşlar beynin toz şeyi vardı. Toz almasın diye baktık bulamadık. Biberon şey geçirdik kafaya ama o da tutmadı. Yarın tamir takımı geliyor. Hava kaçırmasın diye yeni sistem şeyi gelecek. Burada mazot tanklarımızın yanından şeyleri geçirdik. Buraları geçiriyoruz. Şimdi burası en son halimiz bu. Şu anda ahşaplarımız geldi. Buraya kadar sabuna getirmiş miyim? Ha, buraya kadar sabun tamam geldi valla. Tamam. Sayın Usta ne zaman başlıyoruz içine? Cumartesi. Yani ayın kaçı oluyor abicim? 18-19. 18-19'da başlıyoruz tamamdır. Evet Yalova Manada Sayın Usta'nın atölyesindeyiz. Başka bir şey duruyor tabi. Arabamızın işi de bu şekilde olacak desem bu. Aracımızın ahşapları geldi. Sensizle hepsini ölçülendirdik, kestik. Bütün malzemeyi dükkana aldık. Pazartesi veya salı günü hepsine başlayacağız.
MDF çalışacağız komple. MDF yapıştırmaları sikayla, marin sikayla yapılacak. Montajlar Hakan Bey'in kontrolü altında. Şey olarak burada da aynısı. Bunun arkasında tüm malzemeler var. Sadece bu malzemeler değil. Hepsi uygulanacak pazartesi. Salıdan sonra da montaja geçilip karavanın içinde hepsini birebir göreceksiniz. Kenarlarda PVC olan yerlerimiz var. Mahmut köşe çıtaları koyacağımız yerler var. Raflarda mahmut şeyler kullanacağız. Köşe çıtaları kullanacağız. Yani bittiğinde çok güzel bir şey çıkacak. İnşallah bitimini de göreceğiz. Gördüğünüz gibi tuvalet modülü. Umut, ne yapıyorsun abi? Abi, Mete abinin videoyu seyredip bağlantı yapıyoruz abi. Mete'nin video şey oldu bize gene, referans oldu. Uzaktan kumanda için. Bayağı, buyurun, burada da buzdolabımız da geldi. Şu anda arabanın içi bu. Söktük perdeleri şimdilik. Birazdan perdeler tekrar yerine takılacak. Depo kapakları kapanacak. Dur bir çabuk. Dur bassana, rahat içecek aslında. Dur bassana. Dur bassana. Ölersin. En ufak yamuk kullanmadan. Kaça kaç çarçıvarsın? 50'ye 90 gelecek iki tane. Son camımız da çıkıyor. Tuna, ne yaptın? Bitirdin mi işi? Abi son cam. Bunu bitiriyoruz. Ondan sonra montaja başlayacağız. Yunus Usta'm başlıyoruz. Evet. Nasıl ki? Neyle? Hangi uçta kesiyorsunuz bunu? Alüminyum ucu abi. Gayet rahat kesiliyor. Evet, çok rahat kesiliyor. Yani ortası kompozit ya bunun. Alüminyum çok sıfır üzerinde yani. O yüzden kesiyor abi.
Evet, kesildi değil mi? Bitti. Evet. Burada kesilmişliğimiz var. Cam arkasında. Burada da mutfağın önüne gelecek parça. Abi bunu keserken çok dikkat etmek gerekiyor. Tek yüzlü malzeme olduğu için çok çabuk çizilebilen bir boya bu. Yani bir daha rutuşu... Bir de bunun bir tarafı atayım. Siyah, bir tarafı... Evet, bir tarafı içeri geldiği için... Diğer tarafı beyaz çıkıyor zaten. Beyaz evet. Çıkıyor. Yani hangi tarafı kullanmak istiyorlarsa o taraftan. Burada sağlam zaten. Ya gerçi biz siyah olarak seçtiğimiz için siyah geldi de. Bu boya da çok sağlam bir boya yani. İlk önce silikonları temizliyoruz ki çektiğimiz silikon güzelce tutsun diye. İlaçları var bunların, ilaçlarını uygulayacağız. Önce bir primer uyguluyorsun değil mi Aslar? Primer mecbur uygulanmak zorunda, yoksa silikon hiçbir şekilde tutmaz. Ne kullanıyorsunuz marka olarak? Laplex. Bir söyle abilersin sana, anladın. Sika 256 var. Burada da evet, firmerleri de var burada da. Bunun maşallah var, arabada hiç çürük yok ya. Camlarken cam kenarında falan yok değil mi çürükler? Yok kesinlikle. Zaten her tarafında camın dışında dolgu olduğu için içine su girmiyor. Normal yani paslık yapmamız. Mete abi sağ olsun dört taraftan delik açtırıyor bana. Mete duyuyorsun değil mi Mete? Biraz karavana benzemeye başladık. Değil mi? Karavana benzemeye başladık park. Sonra yapıştırdıktan sonra bir daha üzerine çekiyorsun değil mi bunu? Tabii dışına dolgun silikon yapılıyor. İnce olduğundan dolayı mı? Yoksa? Binisinin az olduğu için. Pas yapmasın, su yapmasın içinde. Toplanmasın diye. Mete'nin meşhur... Bu lastikte kenarların çite olduğu için bant vesaire bir şey çekilmesine gerek yok ama lastiksiz veyahut da çıtasız arabalarda bantlama, maskeleme yapılıyor. Maskelemeden sonra sıyırma işçilik yapılır. Yoksa bu türlü çok kötü bir görüntü çıkarmıyor. Mete'nin vidası burada. Şimdi çıta yapışacağız değil mi? Tabii çıtaları yapıştıracağız. Bizi görüyorsunuz, zımpara duruyor, uçak geçiyor. Sessizlik diye bir şey şansımız yok burada.
Tamam. Yapıştırıyoruz. Bir yapıştır, basma. Ayarla yerini. Burası ayar. Son durumumuz bu şekilde. Yunus da ne yapıyorsun ya? Ne yapalım abi? Takları bastık abi Sky'la. Takları bastık, iyice otursun diye şu anda. Yunus'u ben otursam kırılır da sen oturduğun zaman kırılmıyor. Evet. Tanklar basıldı. Şimdi Hakan abi mutfak tezgahımızı kurduk. Preslemesini yaptık. Yarın da yerine montajını yapacağız. Kapaklarını bağlayacağız. Mutfak bitmiş olacak o zaman abi işte.